Kızım yavaş, Allah aşkına. Bütün ses yukarı gidiyor. Çocuklar perişan oldular. Biraz uyusunlar. Ses. Ha, tamam. Ya ne var? Anne niye uyandırmıyorsun seni ya? Geç kalmış ya annemize. Oğlum ne bağırıyorsun kardeşim? Uyuyor yukarı. Ya anne beni niye uyandırmıyorsun? Oğlum uyandırdık ya seni. Kaldırdık ya koltuktan. Abi kaldırmışsınız da. Benim orada sırtım ağrımış. Bir 5 dakika şurada yatağımda yatayım dedim. Bayağı uyumuşum. Anne niye kaldırmıyorsunuz beni ya? Sus. Ne kahvaltı yap. Ya Allah aşkına anne. Ne kahvaltısı ya? Benim şirkete gitmem lazım. Abi versene. Bugünlerde Muhsin amcanın yanında olmam gerekiyor. Ya baksana adama ya. O kendi oğlunu tanımamış. Beni takar mı? Abi al. Geliyorum. Hay vallahi he. Hadi git sen. Geç kalma. Hadi hadi. Tamam. Bir dakika. Abi versene. Ya da al ya. Ya niye uyandırmıyorsunuz beni ya? Ayarsız ya. Allah'ım yarabbim. Akıl ver şu çocuğa. Anne. Oğlum sus sana. Lan kime diyoruz bağırma diye. Yok bir şey yok. Ya bir bırakın da bir gelin ya. Gelin gelin vallahi bak ne göstereceğim. Erkut yine mi koç getirdin? Ay Nazmi Allah'ım yarabbim. Bıktım bunun işlerinden yemin ediyorum. Ah kuzularım. Bunlar sabaha kadar burada mı uyumuş? Üşütmüşlerdir onlar orada ya. İnşallah saçları ıslak çıkmamışlardır. Niye öyle çıksınlar ki? Ne bileyim ya ben. Ulan Nazmiye. Aklın fikrin tövbe estağfurullah. Ne var be? Gencecik çocuk o, herkes senin gibi sırtını dönüp yatıyor mu sanki? Anam ne diyorsun milletin için? Canım. Vay be. Bu çocuk iyice bizim mahalleli oldu ha. Helal olsun vallahi. Uyandırsak mı ki? İnsanı uyandırmaya kıyamıyor ki ya. Ay ne oluyor ya? Annem sabaha kadar burada uyumuşsunuz ya siz. Hem de koyun koyuna. Şu kızım. Aman ne var be yalan mı? Annem arıyor ben Beyciğim. Efendim anne. Alo Kerem. Oğlum arıyorum niye açmıyorsun anneciğim telefonunu? Açtım anne ne oldu anca açtı. Neyse anneciğim sen bana bakma işte benim aklım sende olduğu için çok huzursuzlanıyorum yani. Anne tamam üzülme ben gayet iyiyim. Nasıl üzülmeyeyim anneciğim? Vallahi dünden beri gözüme uyku girmedi ya. Sen neredesin? Volkan'dasın değil mi? Dünür'e söyle üzülme. Dünür'üm üzülme üzülme. Emin ellerde onlar. He selam söyle. Ya ben gidiyorum ya. Anne beni niye uyandırmıyorsunuz ya? Kerem sen neredesin? Anne duyduğun üzere Melahat annelerdeyim. Dün gece burada kaldık ve kalmaya devam edeceğim. Biz onları hiçbir yere bırakmayız. Sen merak etme. Oğlum söylesene annene merak etmesin yazık kadına. Annem dur Kerem kendi konuşsun. Tamam sen konuş o zaman. Hadi biz kalkalım. Sen konuş oğlum. Üşüdün mü çok? Üşümedim de boynum tutulmuş. Kerem. He? Anneciğim sen delirdin mi? Senin ne işin var orada? Anneciğim sakin olur musun? Bir iş bulup bir eve çıkana kadar buradayım. Ay vallahi daha yeni iş diyor ya. Vallahi yeni iş diyor ya. Anne tamam sen sakin ol. Sonra konuşuruz. Keremciğim. Kerem. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Eh be Muhsin ya. Eh be Muhsin. Yine yaptın yapacağını. Oo, bakıyorum beni yine güzel anıyorsun. Sen oğlun nerede biliyor musun acaba? Nerede olacak? Volkan'dadır. Ha Volkan'da. O manyakların evine gitmiş. Manyaklar kim ya? Kim olacak? Ayşe'nin ailesi işte. Ne var? Orası da onun bir evi sayılır. Kalsın orada. Vallahi siz beni baba, oğul öldürmeyi planlıyorsunuz herhalde. Ay inanamıyorum ya. Ben onun o manyakların evinde kalmasını istemiyorum. Aç çocuğu çağır ne olur hadi. Unut bunu Yelda. Madem buradan çıktı gitti, nerede kalırsa kalsın. Bak çocuk yeni bir iş bulacağım diyor Muhsin'cim. Bu defa şımarıklık yapmıyor yani. Çocuk çok ciddi. İyi madem herkes kucak açmış, Kerem'i bekliyorsa buyursun. Epes Muhsin ya. Bravo sana.
Tekrardan günaydın, afiyet olsun. Ya benim gömleğimi yıkamışsınız. Teşekkürler. Anne sen mi yıkadın? Yoo ben yıkamadım. Ayşe yıkamıştır. Ya iş görüşmesi var ya bugün. Malum yanımızda hiç kıyafet olmayınca. Ha doğru. Dur. Doğru. Ya yakası bir yamulmuş onu. Bir kalk da düzelt çocuğun yakasını. Kız kalksana. Şurası dur, dur. Yok yengem öyle değil. Böyle arkadan alacaksın, öne getireceksin. Daha düzgün oluyor. İndir, çek aşağı arkayı. Heh. Heh. Oldu mu? Aferin. Hadi ben gideyim o zaman. Kerem bekle. Şu anahtarı bir al. Bu bizim çocukların arabası. E tabii seninkine benzemez de en azından ayağını yerden kessin. Olsun, düşünmeniz önemli. Teşekkürler. Afiyet olsun tekrardan. Hadi hayırlı işler. Ben de çıkıyorum o zaman. Hadi güle güle. Hadi canım, görüşürüz. Görüşürüz abi. Aşk olsun. Anne ne açın, ne yapayım? Bak işte. Hadi sana hayırlı günler. Ha bu arada direksiyonu biraz serttir ha. Yani dikkatli kullan da bir daha kaza bela olmasın. Tamam merak etme. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yes. Kerem. Oğlum mahallemize hoş geldin. Artık burada yaşayacak mısınız? Öyle duyduk. Baban da evlatlıktan reddetmiş. Bu ne hızı arkadaş? Neyse üzme kendini. Hayırlısı be evladım. Tam olarak öyle değil ama ablacığım boş verin hadi. İyi günler. Rıza'nın kahvesinde çalışacak diyorlar, doğru mu? Beş parasız da kalmışsın. İnsan üç kuruşunu bir kenara koymaz mı be evladım? Ablacığım hangi dedikodu ajansıyla çalışıyorsunuz bilmiyorum ama onlar hep yalan yanlış haberler. Ben hatta şu an iş görüşmesine gidiyorum. Gayet iyi yani durumum. Teşekkürler. Hadi iyi günler size. Üç kuruşunun kıymetini bil ha. Tamam mı? Bundan sonra. Haydi hayırlı günler. Kazasız belasız. Ah baba. Beni düşürdüğün durumlara bak. Kadıncağız da haksız değil ki. İnsan kenara para atmaz mı hiç? Nereye kadar bu pembe rüyalar?